Zıt işaretli olduklarına göre c bölü a küçük sıfırdır. Pozitif olan mutlak değer c diğerinden büyük olduğuna göre kökler toplamı eksi b bölü a da büyüktür, sıfır olacaktır. Buna göre c bölü a'ya bakacak olursak eksi m kare artı 9 bölü m artı 4 küçük sıfır eksi b bölü a eksi eksi 4m'den artı 4m oldu. Alt taraf yine m artı 4'tür. Bu da büyüktür, sıfır olacak. Bu şekilde eşitsizlik sistemi var. Bunları sıfır yapan değerlere bakalım. Eksi m kare artı 9'u sıfıra eşitlersek m değeri buradan eksi artı 3 olur. Buradan m değeri eksi 4'tür. Buradan sıfır gelir. Buradan da yine eksi 4 var. Eşitsizlik sistemine göre şimdi tablomuzu yapalım. Birinci eşitsizlik, ikinci eşitsizlik. Bu şekilde yapıyoruz. Birincisinde sıfır yapan değerler eksi 4, eksi 3 ve 3'tür. Eksi 4, eksi 3 ve 3. Bir de burada sıfır değeri var diğeri için. Birincisindeki köklere hepsine şöyle çizgi çekelim. Eksi 3, artı 3 ve eksi 4'ü birincisinde. İkincisinde de yine eksi 4 ve 0 için belirleme yapıyoruz. Baş katsayı negatif, pozitif, eksinin artıya bölümünden eksi gelecek. Dolayısıyla birinci de eksiyle başlıyoruz. Kökü gördük, değiştiriyoruz. Artı, tekrar değiştirdik. Eksi, tekrar değiştirdik. Artı oldu. İkincisindeki baş katsayı da pozitif, artı ile başlıyoruz. Sonra eksi oldu. Sonra tekrar artı oldu. Bizden buradaki eşitsizliğe göre bunun negatif, şunun da pozitif olduğu yer isteniyor. Eksiği artı olan yer burada sadece 3'ten sonraki olan kısımdır. Aralık olarak yazmak istersek 3'ten sonsuza kadar açık aralık şeklinde yazılabilir.